Evet gençler, Amazon dediniz. Amazon videosunun sonunda çekiyoruz. Dostlar, ben Amazon'la 2019'un Nisan ayında tanıştım. Nisan ayında hemen hesabımı açtım. Nisan, Mayıs böyle işi öğrendim biraz, böyle baktım nedir, ne değildir, nereden geliyor, nereye satıyor. Şimdi size anlatacağım hepsini. 2 ayımı aldı. Bakın 2 ay her gün aralıksız video izledim. Her gün aralıksız arkadaşlarıma sordum, bu işi yapanlara. Sonrasında Mayıs'ın sonu, komple Haziran ve Temmuz'un başında ürünüme karar verdim. Ürünümü buldum. Çin'den ürünümün örneklerini istedim. Baktım sağına sonuna, burayı şöyle yapın, şurayı böyle yapın dedim. Gönderdim tekrar. Adamlar üretti. 600 tane ürünle Temmuz 20'de, hayatımın dönüm noktası, bunu yazın. Temmuz 20'de Amazon'da ürün satmaya başladım. Bakın Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dan 4 ay benim bu işi, girişini, yani daha satış değil, sadece ürünün girişini, ürün üretilişini öğrenme aşamam 4 ay. Temmuz'un sonundan Kasım'ın başındayız şu anda. Amazon'da satış yapıyorum. Ürünüm birinci sayfanın 3. sırasında, yani benim istediğim keyword'de hacmimiz 20.000. Birinci sayfa 3. sırada. 40.000'lik hacimde birinci sayfa 5. sırada. Satışlarımız da çok güzel olmasına rağmen ben sadece bir ürün bulup bir ürün girip onda başarılı olduğum için tam olarak şöyle yapın böyle yapın diyemiyorum. Çünkü daha 1'de 1'im. Bir arkadaşımla beraber lansman yaptık. Onun ürünü de şu anda birinci sayfada. Üst sıralara yavaş yavaş çıkıyoruz. Organik satışlar gelmeye başladı. Ben bir lansman daha yapacağım Ocak ayında. Ondan sonra bir arkadaşıma daha lansman yapacağız. Tabii bu süreçlerden sonra artık iyice işi kavramış. Güzel bir üründe, güzel bir markette, güzel bir kelimede birinci sayfaya ürünleri çıkarabileceğiz. Şimdi bu kanal aslında biliyorsunuz ne kanalı? Vlog kanalı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bla bla. Yani geziler, gündelik yaşam vesaire. Ama artık yavaş yavaş biraz böyle eğlenceden, gezmeden daha çok böyle business dünyasına dönmek istiyorum. Biraz daha böyle business vlog tarzı, biraz daha iş, daha böyle faydalı şeylere dönmek istiyorum. Çünkü yeterince gezdik dostlar, yani bu zamana kadar 20 tane ülke, 60-70 tane de ayrı şehir gezdim yurt dışında. Bu gezilerim için ben yaklaşık 100.000 TL para harcadım. Pişman mıyım? Tabii ki değilim. O 100 milyarı böyle bir daireye yatırıp değerlenmesini bekleyip falan böyle bir modda değilim. Çünkü edindiğim tecrübe bana ömür boyu katkı sağlayacak. Yani daireyi alırsın, arsayı alırsın, evi alırsın ama tecrübeyi satın alamazsın. Şu mantığa çok karşıyım ben. Kardeşim ne yapacaksın ya? Okulunu bitir, askere git, işine gir falan filan. Bir işin elini al, para biriktir, ondan sonra dünyayı gezersin. Hayır abi. 30 yaşında dünyayı görmekle, 40 yaşında dünyayı görmekle, 20 yaşında dünyayı görmek arasında dağlar kadar fark var. 20 yaşında gördüğün dünya ile 30 yaşında gördüğün dünya bir değil. O yüzden ne kadar erken görebiliyorsan, benim fikrim, o kadar erken gezeceksin. Tabii benim kadar bakmanıza gerek yok. Ben bir ara full yollardaydım yani, ama o tarz bir yaşantıyı da açıkçası benimseyemedim mesela. Bazı insanlar var, adamın ömrü yolda. Adamın ömrü yolda geçiyor. Ya da bıraksalar adam ömür boyu gezecek. Elinde kamera, video çekecek ya da atıyorum snap çekecek, podcast yapacak, kitap yazacak ama yollarda geçecek hayatını. O bana göre değil. Benim için benim düzenli bir evim olacak, arabam olacak, işim gücüm olacak. Ondan sonra ben ara ara belki bir ay, belki iki hafta falan çıkıp gezip geleceğim yine. Bakın tatil demiyorum, turist olacağım demiyorum. Yine gezgin olacağım. Ama düzenli bir yerimde olacak. Bu yüzden Amerika'ya taşındım. Work and Travel biteli ve Boston'a yerleşeli tam bir sene oldu. Ve düzenimizi kurduk. Şirketimizi büyütmeye çalışıyoruz. Yeterince gezdiğimi düşünüyorum. İşimiz de online olduğu için, online bir iş büyüttüğümüz için bu işte başarılı olduktan, stabil bir gelir sağladıktan sonra dünyada istediğin yerde yaşarsın, gezersin, kalırsın kafana göre, yani seni bir yere bağlayan hiçbir şey yok. İstediğin yerden, istediğin şekilde, istediğin zaman çalışabilirsin. Fakat bu demek değil ki Amazon ya da internetten herhangi bir satış dostlar pasif gelirdir. İşte pasif gelir sağlayın, yattığınız yerden para kazanın, işte günde 10 dakika çalışarak para kazanın falan. Bunlara inanmayın. Bakın bir insan, tekrar söylüyorum size, hep soruyorsunuz abi işte eğitimler satılıyor, eğitimler, eğitim, eğitim. Bir insan size kolay yoldan para kazanmak, 10 dakikada para kazanmak, 65 dakikada para kazanmak, hiç emek harcamadan para kazanmak, işte sistem kurup yattığın yerden oradan gelir sağlamak tarzı cümleleri kuruyorsa bu insandan kaçın. Neden? Aslında o insan da biliyor bu şekilde para kazanılmayacağını. Ama sizin, yani daha doğrusu Türk insanının kolay paraya olan zafiyetini de biliyor ve adam o zafiyeti kullanıyor. Adam 10 dakikada para kazanmıyor. O adam o video için binlerce araştırma yapıyor, sağdan buluyor, soldan buluyor, videoyu kuruyor, kamerayı kuruyor, editliyor, indiriyor, yüklüyor. O adam çok çalışıyor. YouTube kanalına, Instagram'a neyse, her hafta her gün video yüklüyor. Adamın çalışma saatleri ortada yani. Ama size diyor ki 10 dakikada zengin olun. Kolay yoldan para kazanın. E ne oluyor? Bizim milletimiz hasta kolay yoldan para kazanmaya. Google'a yazın bakın, onun videosunu yapmıştım. Kolay yoldan yazın. Tak para kazanmak çıkıyor. O yüzden bunlardan uzak durun. Bir iş modeli, bir ürün ürettiriyorsunuz. Kendi markanızı üretiyorsunuz.
özel etiketleme yapıyorsunuz. Private label deniyor. Bu ürünleri Çin'den ya da atıyorum Hindistan'dan, Türkiye'den neyse getirip Amerikan marketine 500 tane, 1000 tane satışa başlıyorsunuz. Stoğunuz var yani. Atıyorum mesela 1000 tane ürün girdiniz. Ürettiğiniz 2 dolardan 2000 dolar. Lansman yaptınız 5000 dolar. Reklam açtınız. Resimler, bullet point, description, her şeyi ayarladınız. Ürün tutmadı. Almıyorlar adamlar ürünü. Ya da ürüne direkt girdin, tak bir yıldız saldırısı uğradın. Çinliler gördü seni, hop bir yıldızları bastı. Ürün bir türlü birinci sayfaya çıkmadı. 5000, 6000 dolar bugün kaç para yapıyor? 40 milyar bitti, battın. Böyle bir iş yani. Hani batarsınız diye demiyorum, kesin negatif bir şey anlamayın. Ben başardıysam sen niye başaramıyorsun? Ama kolay yoldan diye bir şey yok. Nasıl normal hayatta para kazanmak zorsa, Amazon'da da para kazanmak bu kadar zor. O yüzden zafiyetlerinizi kullandırmayın dostlarım. Kolay paraya olan, Türklerin özellikle bizim milletimizin kolay paraya olan zafiyetini kullanmaya çalışıyorlar. Siz olun, hayatınız boyunca hiçbir zaman kolayı istemeyin. Benden size tavsiye. Kolay hiçbir şey bu hayattan istemeyin dostlarım. Kolay olursa, hatta şunu dua edin. Allah'ım kolay olmasın. Yani kolay olursa, çünkü onu herkes yapar. Bu işin tadı kaçar artık. Çok konuştuk. Şimdi gelelim asıl mesele. Bu Amazon FBA nedir? Amazon FBA dediğimiz olay Fulfillment by Amazon. Yani ürünleri siz Amazon deposuna gönderiyorsunuz. Amazon ürünleri gönderiyor. Sizden de ürünün boyutuna ve ağırlığına göre bir kargo parası kesiyor. Olay bu kadar basit. Ben bu çubuğu da Amazon'a göndersem, bu bilgisayarı da göndersem, buradan da alsam, retail arbitraj da yapsam, online da alsam, online arbitraj da yapsam, ben yine FBA yapıyorum. Ama bu FBA modeli ne diye biliniyor? İşte Çin'den ürünleri ürettirelim, Amazon deposuna gönderelim, satalım. Bunun adı da private label. Yani özel etiketleme. Yani senin kendine ait ürünün. Çin'e diyorsun kardeşim, atıyorum bu çubuk. Bu çubuğu al, tasarla diyorsun. Bu çubuğu, bence bu çubuk şöyle olsun. Al. Bence bu böyle satar. Örnek veriyorum. Adam üretiyor, bir tane sana gönderiyor. Amerika'ya, Türkiye'ye. Bakıyorsun sağına sonuna. İyi diyorsun, güzel. Bu ürünü ben satarım diyorsun. Bakıyorsun internetten işte. Rakamları birazdan göstereceğim. Bu ürünü ürettiriyorsun. Yani bu iş sermaye istiyor. Bu üründen 1 dolar olsa, 1000 tane üretsen 1000 dolar. Bu ürünü kargoyla senin buraya getirmen, ürün başı atıyorum 1 dolar olsa, ben kargoya şu anda başına 4,5 dolar ödüyorum mesela. Uçakla, hızlı uçakla geliyor UPS. 1 dolar olsa 1000 dolar da o. Bir de lansman yapacaksın burada, ürünü işte bedavadan dağıtacaksın, bir sıralara çıksın. Bunların hepsini ileriki videolarda anlatacağım. 1000-2000, yani 4-5000 dolar. Hepinizde eğer ki minimum hani 2000-3000 dolar yoksa bu işten uzak durun derim öncelikle. Diyelim ki cebinizde para var ya da biriktirebilirsiniz ama mantığını iyice anlamaya çalışıyorsunuz, o zaman basitçe size bir örnekle gösteriyorum. En basitinden şu anda ekranda görmüş olduğunuz, geçenlerde benim araştırdığım bir ürün, şarküteri tahtası. Yani bu tahtanın üzerinde işte çatal, bıçak, kaşık, kahvaltı servis ediliyor. Fiyatlarını görüyorsunuz. Şimdi bu işin olayı şu. Burada Amerikan doları kullanıldığı için bu ürünü Amerikan dolarının çok pahalı olduğu, yani daha değerli olduğu ülkelerde, atıyorum Çin'de, Hindistan'da, Türkiye'de ürettirip buraya getiriyorsunuz. Burada bu ürün 45 dolar, 25 dolar, bakın her yümtende ortalama fiyatı 38 dolar diyor. Görmüş olduğunuz gibi satışları da aylık 700 tane, 1000 tane, 600 tane, 500 tane, 169 tane, 289 tane. Biz ortalama 300 sattığımızı varsayalım aylık. Yani günlük 10 tane satacağız biz. ASIN numarasını alıyorum. Zaten bu terimlere aşinasınız artık. Bir ton video çektik. Kopyalıyorum. Amazon FBA Calculator. Ekranda göreceksiniz birazdan. 38 dolar dedik ortalama fiyatına. Evet dostlarım, şu anda ekranda FBA Calculator görüyorsunuz. Bu ücretsiz. Helium'tan gibi değil. Ortalama fiyatı görmüş olduğunuz gibi 38 dolar yazdım. Amazon'a bu ürünü göndermeyi 4 pound, yani 2 kilo olduğu için 10 dolar yazdım. Bu ürünün de üretimini 5 dolar, yani kaç para yapıyor Türk parasıyla, atıyorum 30 TL. Yani bu tahtayı Türkiye'de 30 TL üretebiliriz değil mi? Bunu yani bu işlerden biraz anlayan bir adam bilebilir. Şu anda ekranda Çin fiyatlarını görüyorsunuz. Mesela Alibaba'da bu ürün 6 dolara, 4 dolara, 2 dolara, 8 dolara, işte aşağılara indikçe 5 dolara, 4 dolara ortalama bulabiliyoruz. Mantık çok basit yani. Burada kafanızı karıştıracak bir şey yok. Yani abi Türkiye'de dolar pahalı olduğu için bu ürünün üretimi 30 TL. Aslında 30 birim diye düşünün. 30 dolar diye de düşünebilirsin. Ama 30 TL, abi dolar yüksek, bir bölüyorsun 5 dolara denk geliyor. Ben bunu kardeşim 5 dolara burada üretip barın menbahını Amerika'ya gönderirsem, 30 dolara satarsam, 8 dolara satarsam daha doğrusu, kargo parasını Amazon'un benden aldığı fiilleri de, Amazon burada otomatik hesaplıyor, çıktıktan sonra bana 10 dolar 59 sent para kalıyor. Bakın 10 dolar 59 sent. Şimdi bu üründen 300 tane ayda sattığımızı varsayalım. 3000 dolar. Bitti. Yani bunun sistemi bu şekilde. Bunu siz istediğiniz her ürünle düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum, ne düşünelim mesela? Türkiye'den bir şey düşünelim. Mesela Turkish Towel düşünelim ya. Bakın Turkish Towel. Bakın peştemeller, adam altılı peştemeli 44 dolara satıyor. Şimdi bu adamın ben asilini kopyalıyorum yine buraya. 44 dolara satıyor şimdi. Bakın altılısını 44 dolar. Bunu Amazon'a göndermesi hadi yine 10 dolar olsun. Yüksekten uçuyorum ha.
Bir tanesi 10 dolar. Birinin Amazon'a gidişi. Bu ürünün üretimi 6 tane peştemeli Türkiye'de kaç paraya alırsınız? Ya bana sorarsan mesela 6 peştemeli çok rahat 30 liraya alırsın. Çok rahat. Bu da yine 5 dolar yapıyor ortalama. Hesapladığımız zaman 15 dolar. Ekranda şu anda görüyorsunuz hesabı. 15 dolar bu üründen kar yapıyoruz. Bir üründen. Bu kişi kim bilmiyorum. Umarım işlerini baltalamıyorumdur ama. Helium 10'den satışına bakalım bu arkadaşımızın. 325 tane satıyor. Tam söylediğimiz gibi bakın. Buraya yazıyorum şimdi. 325. Bir tane üründen, sadece bir tane üründen 5000 dolar bütün masaları çıktıktan sonra kar kalıyor. Size masrafları da açıklayayım. Burada selling on Amazon fee dediği Amazon satış fiyatınızın üzerinden %15 kesiyor. 10 dolara satıyorsan 1,5 doları benim diyor. Niye? Çünkü Amazon.com'da satıyorsun sen. Benim sistemi kullanıyorsun diyor. Bunun yanı sıra bir de fulfillment by Amazon fee alıyor. Yani bu ürünleri sen Amazon deposuna gönderiyorsun. Amazon depodan müşteriye gönderiyor 2 günde Prime'la. O yüzden onun da fee'sini burada 6.57 belirlemiş bu ürün için. Farklı ürünler için farklı fiyatlar olabilirse benim ürünüm 3.28'e gidiyor. Arkadaşımın ürünü 2.40'a gidiyor. Kimisinin ürünü 15 dolara gidiyor. Ürünün boyutu ve ağırlığı burada kıstas. Biz dedik 10 dolara biz Amazon'a ship ediyoruz. 5 dolara dedik biz ürünü üretiyoruz. Adam ne diyor? 15.83 bir tane satıştan senin karın var. Bu arkadaşımız ayda 300 tane satıyor. 5000 dolar karı var Turkish Towel'dan. Aklınıza gelen her ürünü önce Amazon.com'da aratıp fiyatını görüp sonra bu ürünü Türkiye'de arkadaşlarınıza çevrenize sorabilirsiniz ya da Çin'de Alibaba.com'da aynı ürünü aratıp fiyatını görüp Amazon FBA Calculator'a en üst kısma ürünün asilini yazıyorsunuz. Ekrana görüyorsunuz zaten. Item price kısmına ürünün kaça satıldığını yazıyorsunuz. Ship to Amazon. Yani bu ürünün ağırlığına bağlı. Yani ürünün kilo başı 4 dolar hesaplayın dostlarım. Kilo başı 5 dolar hesaplayın dostlarım ortalama. Ürün eğer ki 200 gramsa 1 dolar yazın. 1 kiloysa ürün 5 dolar yazın. Ürün 2 kiloysa 10 dolar yazın. Onun altında cost of product var. Yani ürünün maliyeti. Bu ürünü sen kaça üretiyorsun? Bunu da yine Türkiye'de, Çin'de nerede ürettiriyorsanız fiyatınızı alın. Ne kadar üretiyorsun kardeşim bu ürünü? 5 dolara abi. Tamam. 5 doları buraya yazıyorsunuz. Calculate. Bitti. Bu olayın mantığı budur. Amazon FBA aslında private label ama FBA diye biliniyor. İş gücünün, malzemenin ucuz olduğu yerlerde ürün ürettirip Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da neyse bunu satmak. Şimdi şöyle yapacağız. Bu konuyla ilgili ben neyi merak ediyorsunuz, neyi merak etmiyorsunuz bilmiyorum. O yüzden bu videonun altına ben 10 tane en beğenilen yorumu alacağım. O 10 yorumu detaylı bir şekilde cevaplayan bir video çekeceğim. Yani benim içeriğimi aslında siz oluşturmuş olacaksınız. Soruları siz soracaksınız. Bundan sonraki Amazon videosunu ben sizin sorduğunuz sorulara göre bakıp en çok beğenilen, en üste çıkan sorular oluyor ya, hani millet beğendik üste çıkıyor. Bakacağım abi herkes bunu sormuş. Bunun mantığı ne? Bu nasıl oluyor? Demişler. Ben bunu açıklayacağım. Benim satışta da şöyle göstereyim dostlarım. Daha bir üründeyiz. Görmüş olduğunuz gibi aylık 12 bin dolar şu anda ciroya ulaştık. Ürün tek denemede ben başarılı oldum. Niye başarılı oldum diye soracak olursanız benim çevremde bu işi birebir yapan ve beni takip eden insanlar vardı YouTube'dan. Onlar bana yardımcı oldu. Yani ben kimseden eğitim satın alıp da böyle video izlemedim ama o eğitimleri almış ve bu işi 2-3 yıldır yapan kişiler bana birebir yardımcı oldular yani. Bunun dışında bende İngilizce de var. Yani o bullet point'leri, description'ları falan filan ben kolay ayarlayabildim. İngilizce sorunu yaşayanlar onlar da işte dışarıdan destek alıyor. Amazon'la ilgili her yaşadığımız problemde ben arkadaşlarım için de ben arıyorum. 3-4 kişi için şu an Amazon'u ben arıyorum mesela. Onlar problem yaşıyor. Benim telefonu aratıyorlar. Ben diyorum ki böyle böyle problemimiz var. Liste kapandı, korsan girdi, resimler değişti, işte yorumum gitti falan. Ben konuşuyorum Amazon'da. Kendi problemim olduğu zaman da Türkiye'de İngilizce bilmeyenler işte case ile mail ile olayı çözmeye çalışıyorlar. Ben direkt Amerika'da olduğum için ve İngilizce de bildiğim için direkt arattırıp Amazon WhatsApp diyorum ya. Benim liste gidiyor kardeş. Korsan girmiş bir şeyler yapın falan hesabı. İngilizcenin de etkisi oldu. Girdik, ürünümüzü de tutturduk, başardık. Şimdi ikinci ürüne giriyorum. Ocak'ta lansmanım var. Bu ürünün de, hani ürünümü söylemeyeceğim ama ürünün de lansman nasıl gidiyor? Birinci sayfaya çıktık mı çıkmadık mı? Nerelere gidiyoruz? Hep beraber buradan detaylı bir şekilde görüyor olacaksınız. Dediğim gibi 10 tane yorum bekliyorum, soru bekliyorum. Onunla ilgili bir sonraki videoyu yapacağım. Amazon'la ilgili video isteyenler yorum yapmayı unutmasın dostlar. Instagram adresim, Twitter adresim burada. Bana buralardan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.